Emekliye ikili bayram maaşı çıktı. Arife günü hesaplara yatacak. Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı günler kalmışken emekliler için verilecek iki ödeme cepleri rahatlatacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerinin bekledikleri haber geldi. Bayram gelmeden ceplerin rahatlaması için ödemeler yatmaya başladı. Hesaplara aktarılmaya başlanan ödemelerin net rakamları belli oldu. Maaş ödemelerinin dışında birden fazla ödeme, emeklilerin hesabına geçecek. Kurban Bayramı öncesi borçlular, aile geçindirenler, kirada yaşayanlar, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar ikramiye telaşına düştü. Kimin ne ödeme alacağıysa şekillendi. Emekli sandığı, 4C emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar, Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerini aldı. Bağkur emeklileri ile dul ve yetimleri de bayram ikramiyelerini dün aldı. Öte yandan SSK'lıların maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlarda dün hesaplarında ödemelerini görmeye başladı. Diğer hak sahipleri de ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. SSK'lı emeklilerin maaş ödeme günü ayın 21, 22, 23'ü olanlara, bayram öncesi 13 Haziran yani bugün maaşların yatırılacağı planlandı. Maaş ödeme günleri 24, 25, 26 olan SSK'lıların ise 14 Haziran tarihinde maaşlarını hesaplarında görmeleri haberi verildi. İkramiye ödemelerinin böylece 3 gün içerisinde tamamlanarak bayram öncesinde yatması planlanıyor. Alınacak ödeme ikramiye ile de sınırlı değil. İkramiyeler dışında maaş ödemelerinin de aynı tarihlerde hesaplarda görülmesi bekleniyor. Ayrıca ikramiye ödemeleri dosya bazında yatırılıyor. Dosya başına ise 3000 Türk Lirası ikramiye yatırılıyor. Emekliler 3000 Türk Lirası ödeme alırken, ölen eşinden veya anne babasından dolayı dul yetim aylığı alanların bayram ikramiyeleri hisseleri oranında ödeniyor. Aylık oranı %75 olana 2250 Türk Lirası, %50 olan kişilere 1500 Türk Lirası, %25 olana 750 Türk Lirası yatırılıyor. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Ancak 2 aylık birden alan kişilerin 2 dosyadan aylık oranı en yüksek olanı baz alınarak ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. Öte yandan emeklilik ya da diğer aylıklar üzerinde hak sahipleri eğer Mayıs ayı sonunda başvurularını yaparak maaşa hak kazandılarsa, ikramiye ödemelerini de alacaklar. Ayrıca bağlanan aylık maaş farkını alabilecekler. Böylece 3 ödeme birden bu kişileri bekliyor olacak. Kamu işçileri, bayramda 13 günlük ilave tehdiye, ikramiye ödemesi alacak. Resmi gazetede detayları yayımlanan 26 günlük ilave ödemenin ilk yarısı 14 Haziran'da yatırılacak. Geri kalan ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde alınabilecek. Kamu işçilerinin aldıkları en düşük ücret 33.159 Türk Lirası, en düşük ücreti alan bu kişilere 13 günlük ikramiye ödemesi olarak brüt 14.369 Türk Lirası, net olaraksa 9.661 Türk Lirası ödeme yapılacak.